Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Tebrik ederim. Teşekkürler. Tebrik ederim Demir Çiçek. Teşekkür ederim. Polis Koleji'nde 15 yıldır öğretmenim. İnanın sizin kadar kabiliyetli dövüşene ilk defa rastladım desem yeridir. Ferhunde Hanım kızımız hangi alanda başarılı değildir ki? En önemlisi de zekası tabii. Beni şımartıyorsunuz Rıfkı Bey. Müsaade ederseniz gidip üstümü değiştireyim. Ben şubeye gidiyorum. Hazır olunca gel. Konuşacaklarımız var. Baş üstüne. Hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah. Açık gözdür vallah, tabancasından kolla. Karakoldan bir yar gelir bizlere. Aman Allah, gözlere bak, gözlere. Siyah da etek varsın düşsün dizlere. Yallah, hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah. Açık gözdür vallah, tabancasından kolla. Bu filmde ben de varım iyi mi? Yani ya, gırgırdan yana iyiyiz yani ha. Merak etmeyin, ne zaman ortaya çıkacağım? Ayıp ettiniz ya, sırası gelince tabii. Aman aman aman, ben buraları çakıyorum. Burası emniyet müdürlüğü ya. Benim polislerle pek aram iyi değildir ha. Top top şekerim, şekerim, şekerim. Aynasızlar geliyor cızlam edelim. İşte meşhur taş kasaplı Necati. Değişik bir tip serseri. Garip bir hali var. Eski çağların yarı şövalye haydutlarını akla getiriyor. Bu herifin tipinden çok taşıdığı sustalıyla tabancasına dikkat etsen daha iyi olur. Hızır Paşa semtinin bir numaralı belası. Üzerinde olduğumuz işte en çok şüphe onda toplanıyor. Şehit olan arkadaşımız Komiser Selim bu kadın katillerinin peşindeydi. Bu da öldürülen Gülizar. Vah zavallı, çok da masum yüzlüymüş. Ama kendi maalesef senin biriydi. Bunlar da diğer kayıp kadınlar. 5 kişi. İşi sıkı tutmazsak daha da çoğalabilirler. Anlıyorum. Tehlikeli bir iş Demir Çiçek. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarmayacaksın. Ölümün nerede, hangi biçimde karşına çıkacağı belli olmaz. Bütün bildiklerimiz bu. Kerkenez Raziye'nin uzun süre taş kasaplının dostu olduğu. Sonra nedense bozuştular. Siirtli Kaşkaval Sabri'nin metresi oldu. İşte böyle. Hemen hiç denecek kadar az şey biliyoruz. İşini bilene çok bile. Yalnız gene söylüyorum, dikkatli ol. Seni de kayıp kadınlar listesinde görmek istemem. Kaybolan kadınlardan farklıyım sanırım. Öyleyse talihin açık olsun. Başarılar Demir Çiçek. Sağ olun. Bu meseleyi Demir Çiçek'e vermek akıllıca mı bilmem ama tehlikeli bir iş. Hayatına mal olabilir. Hafiye abiler faaliyette maşallah. Nasılsın babacığım? Keyfin nasıl? Oğlum, gevezelik etmekten başka işin yok mu senin? Var abicim. Gazetecilik yapıyorum. Ama esaslı bir haber lütfetmezseniz kovulmam yakındır. Senden de gazeteci milletinden de illallah. İnsanı rahat çalışıp nefes almaya bırakmazsınız. Burası emniyet müdürlüğü mü, haber alma ajansı mı yahu? Merhaba babacığım. Merhaba Ferhunde. Geciktin yine. Nişanlın Adnan Bey geldi, seni bekliyor. Peki babacığım. Hoş gelmişsin Adnan. Kusura bakma, bilirsin bizim işin saati tarifesi pek yok. Çalışmaya ihtiyacın olsa anlarım.
Hele başkaları hiç mana veremiyorlar. Meşhur tüccar Adnan Urganoğlu'nun nişanlısı çalışsın. Üstelik kadına yakışmayan bir meslekte. Üzülme şekerim. Son olarak çok önemli bir görev aldım. Alnımın akıyla işin içinden çıkarsam istifayı basıp evimin hanımı olacağım. Neymiş bu önemli görev? Aa, orası sır işte. Nişanlıya da mı? Nişanlıya da sevgilim. Ben geldim şef. Oo, şeref verdiniz beyefendi. Patron Yeni Gün gazetesinin tembeller yurdu olmadığını zatenize bildirmek için beni aracı tayin etti. Asıl tembelleşen şehirdeki sabıkalılar. Herifler şöyle esaslı bir suç işlememek için hep beraber tövbe etmişler sanki. Hem iyi bir vatandaş olarak şehir sakinleşti, ortalık süt liman diye memnun olması lazım patronun. Korkuluk gibi boy gösterip ayda 1000 lira para sızdırıyorsun. Bu böyle devam edemez. Kendine başka kapı ara. Nasıl isterseniz. Ben de kaybolan kadınlar meselesini basmak için tonla para sayacak başka bir gazete bulurum elbet. Kaybolan kadınlar meselesi de ne oluyor? Bomba gibi bir yazı serisini beni kapı dışarı eden bir gazeteye koklatacak değilim herhalde. Dur bakalım canım. Gerçekten iş çıkacak bir haberin varsa belki bir şeyler yaparız. İş çıkacak da söz mü? Müdüriyet bu meselenin dosyasını 40 kilit altında saklıyor. Haber değil, atom bombası. Heyecan, cinayetler zinciri. Her şey var işin içinde. Aman yahu Ertuğrul kardeşim, yak bir sigara. Otur bakalım, otur da öyle konuşalım. Konuşacak bir şey kalmadı sanıyorum. Kalmaz olur mu? Otur hadi. Burası senin evin. Patron baban, ben de abin sayılırım. Ufak tefek anlaşmazlıklar her zaman çıkabilir aramızda. Aldırmayacaksın. şöyle. Şimdi anlat bakalım, şu kaybolan kadınlar meselesi neymiş? Müdüriyet işi çok sıkı tutuyor ama benden kaçmaz tabii. Üstelik bir takım ipuçları da geçti elime. Fotoğraflarla falan bir döşenelim, gazetenin tirajı 2 misli artmazsa o zaman. Cinayetlerden bahsettin. Öldürülmüş mü bu kadınlar? İçlerinde öldürülenler de olduğu muhakkak. Aslında tehlikeli bir beyaz kadın ticareti şebekesinin marifetleri. Taş kasaplı diye tanınan bir belalı var. Bence Esra'nın düğüm noktası o. Onun peşine düşmekti niyetim. Patrona hiç söylemeksizin kendi yetkimi kullanarak bir şans veriyorum sana. Beni mahcup etmeyeceğinden eminim. Göreyim seni Ertuğrul. Sağ ol şef, sağ ol. Ne var gene? Bu işin masrafı olacak. Bir makbuz yazsan da. Aşağıdan biraz avans koparacaksın değil mi? Git bakalım. Dahili telefonla söylerim ben. Ama şunu unutma. Bu işte sabun köpüğü çıkarsa, yüzüne gözüne bulaştırırsan kendini kapı önünde bil. Taşlıdan bir kız geldi mahalleye. Bilen olur mu esaslı mebliğe? Maksat ne cahil? Baksana öyle Razi Hanım'ın evi nere? Razi Hanım dediği terkiniz razı olacak. Yallah, mavidir gözlerim. Yalandır sözlerim. Neredeyse o katil. Ben peşine düşerim. Neymiş kacının derdi? Terkenez Razi'nin evini sordu Sabra. Kol geziyor İstanbul kül halkları. Taş kasaplı Necati en saydıkları. Yallah. Kim o? Razi Hanım siz misiniz? Benim ne olacak? Gülizar'ın melmekatlısıyım ben. Sinop'tan geliyor. Mektubunda sizin adresi vermişti gelince arayayım diye. Dur da kapıyı açayım güzelim. Buyur güzelim. Hoş geldin. Çıkar hırkanı başörtünü, geç şöyle köşeye de bir nefes al. Belli yorulmuşsun. Sağ olun. Tekrar hoş geldin. Adın ne senin bakalım? Valla. Güzel. Tam bize göre isim. Kimsen yok mu? Sinop'ta parasına temah bir telikçiye nikahladılar emme, düşman başına. Biraz zor dayandım herife. Baktım cinleri kaçıracağım. Bir gün o işteyken kaptığım gibi bohçamı ver elini İstanbul. Oh iyi etmişsin. Bu zamanda koca kahri çekilir mi hiç? Gülizar ablayla mektuplaşırdık da hep sizden bahsederdi vallandura vallandura. Benim de kimsem yok. Kimin kapısını çalayım?
Siz geldiniz aklım. Aklınla bin yaşayasın kız. Ben öyle herkeslerden hoşlanmam. Ama seni görür görmez sevdim. Benim de öyle. Sil gözlerinin yaşını ayol. O güzel gözlere ağlamak yakışır mı? Bu güzel yüzün, bu boy poz, bu endamda sıkıntı mı çekersin? Eğer biraz da aklını, kafanı kullanırsan sultanlar gibi hayat sürersin. Ne iyisiniz, yüreğimi ferahlattım. İnsan kısmısı birbirine yardım etmeli. Düşmez kalkmaz bir Allah. Bugün ben sana ev uzatırım, yarın da sen bana. Olmaz be, kaçıncı düşeş bu yahu? Ya zar tutuyorsun ya da zarlar doktorlu. Düşeşin toptancısıdır Necati abi. Recep haklı. Hariçten gazel istemez. Korum 56'yı duvara tablo olursun. İşkembesinin düğümüne güvenmeyen benden tabloya oturmaz. Oturdu mu da nalı düşmüş merkep gibi anırmaz. Necati abi! Necati abi! Necati abi! Kerkeniz razıydı, yeni bir parça geldi ki görme. Artır gibi vallahi. Helal! Sana bugün gene şenlik var desene! Bana bak Çitlenbik. Sen şimdi yaylan, Raziye ablana benden kandilli bir selam ilet. Beni bu gece o izbede beklesin. Gelmezse ne olacağını o bilir. Hadi posta. Az mı geçtik feleğin çemberinden? Sen benim suyuma git, üç aya kalmaz profesör olur. Profesör! İnşallah ablacığım. Akıllı kızsın. Menfaatini gözetmesini bilirsen bankada bilen paran olur. Nerede o günler? Korkma. Anlaşırsak yastığının altında bir değil birkaç tane banka cüzdanın olur. Bir de kat çıkar mı kütte dene? Çıkanların boynuzu kulağı yok ya. Gülizar ablam rahmetli de para tutardı değil mi? Hem de nasıl. Ama ecel işte. Ömrü vefa etseydi sefer tası gibi kat kat apartman dikerdi. Neden öldü? Ölüm bu kız. Ecel kapısının çıngırağını çekince nedeni olur mu? Merhabalar. Merhaba. Bu küçük hanım yeni mi geldi? Bizim rahmetli Gülizar'ın en yakın arkadaşı. Sinop'tan gelmiş, adı Muhalla. Hoş geldin sultanım. Hoş bulduk. Bu bey de siirtli kaşkaval Sabri. Siirtliyiz ama apartman kapıcısı ya da sırık hamalı fasilesinden değil. Esas İstanbul evlatlarından farkımız yoktur. Uykun mu geldi? Yol yorgunluğundan olacak. Tabii ya. O kökü batası otobüsler insanın içini dışına çıkarıyor. Erken yat istersen ha. Hadi gel. Gel de sana yatağının yerini göstereyim. Müsaadenizle. İyi uykular sultanım. Sana burayı hazırladım güzelim. Ablacığım benim için ne zahmetlere girdiniz. Tanrı misafirini boş çevirmek olmaz. Hadi Allah rahatlık versin. Armut gibi kendiliğinden düşme kısmet diye buna derler. Kevork güzel sever yan efendinin tombul cüzdanını kemirmek için bulunmaz bir olta. Peşin tembihliyim, karıdan uzak dur. Çıldırtma, defol kadın. Pis kanına elim bulanmasın diyorum sana. Çekil başımdan. Bela mısın? Defol.
Defol diyorum. Hey yavrum, piyangoya bak. Bırak gideyim. Acelen ne? Hem dur. Seni bir yerden gözüm ısırıyor ama nereden? Cehennemin dibinden. Kollarıma düşen senin gibi bir parçayı bırakmam için aptal olmam lazım. Yahut da dayak yemeni lazım. Be, elektrik gibi çarptı mübarek. Yavrum ey, ne diyordum, bu tavlayı icat eden kaşif yine çıksa karşıma, bir sille çekerim anladın mı? Acısından damda yek başına kalmış mat kedisi gibi solo yaptırmazsam namussuzum. Bu meredim ben diyorum, kitabını yazsam milyoner olurum be. Abi, milyonları bırak da kerkenize düşen parçaya bak. Şşt bayan. Selamsızdan mı teşrifhane? Bendeniz bu semtin ve de yedi mahalle civarın meşhur şöhretlerinden taş kasaplı Necati kulunuz. Zat halinizin nüfusta ne gibi bir isimle kayıtlı olduğunuzu öğrensek de teşerrüf etsek yani. Mualla. Oh ne ala ne ala. İsim güzel. Zatınıza da ısmarlama kostüm gibi oturuyor yani. Yalnız anlarsın ya böyle hani manası az buçuk arıza yapıyor. Bilmem izahatımda bir haleldarlık var mı yani? Söktürebildiğime göre manasını pek beğenmedi. Bana ne senin fikrinde? Ya senin menfaatliğin için be ablacığım be. Benim menfaatliğimden sana ne? Bir yemiş içmişliğimiz mi var? Oo, sen çivi koyuyorsun ama malum halini serbetona çivi işlemez. Bak yavrum, şimdi ben bütün bu cihetlerin anladın mı sivil kuvvetlerinin meccani amiri olaraktan benden sana nasihat. Derhal bohçanı koltuğun altına al, posta buradan. Kovmaya ne hakkın var beni? Taş kasaplı Necati bendeniz şu mübarek ağzımdan bir kelam sarkıttın mı? Artık onun üstünde fikriyat yürütmeyeceksin. Ne münasibet? Hem öyle ikide bir sözüme limon sıkıp ekşitme. Mahalle senin gibi yolunu pusulasını sapıtmış ne kadar o taze geldiyse... ...gidişleri de hep imam refakatinde dört kolluyla oldu yani. Sen Azrail'in acantası mısın be kardeşim? Onların eceli geldi de biz mahalle mi değiştireceğiz? Bak hele! Kızım senin ağzın kalabalık ama bize dikiş tutturamazsın yani. Dikişlik yerin yok ki zaten, her bir yanın dökülüyor. Sen beni bir de sırasında gör bakayım, dökülüyor muyum? Yoksa aslanların padişahı gibi şahlanıyor muyum? Hadi be, acemistan aslanı sen de. Bak benden söylemesi, akıbetine karışmam sonra. Zaten senin gibiler yüzünden mahallenin namusuna bit giriyor. Senin sorun yalnız kadınlarla mı? Gece evini basıp Raziye'yi dövmüşsün. Evine mi basmışım? Bak sen. Peki sana ne bundan yani? Mahalle muhtarı mısın, emniyet amiri mi? Bak Necati, bizi öyle taş kasaplılık falan sökmez. Takın efendiliğini yoksa... Yoksa ne yani? Öyle meydan ortasında Kırkpınar güreşçisi gibi perdah çekeceğine... ...varsa bir kuvvet elinde çıkart ortaya da temenni edelim. Nasıl kaşındın? Senin gibi merkeplere göre de kaşağımız var bizim. Raziye bizim artığımız oğlum. Emekliye ayırdık da ondan sonra transfer oldu sana. Hadi varsa bir marifetin göster. Konuş bıçağını. Yapmayın canım, ayıp. Aslında bunlar gibisini belediyenin zehirlemesi lazım. Bırakın ama iş bize kalıyor. Beni. Bırakın da temizliğin görsün gününü. Bırakın beni. Merhaba. Merhaba.
Hayrola, bir şey mi var? Dün olanlar için pardon demeye geldim. Demek bu mahalleden ayrılmaya karar verdin nihayet. İstenilmeyince bir yerde durmak zordur ama bir zaman burada kalmaya mecburum. Bu dava istenmek istenmemek davası değil kızım. Burası belalı bir yerdir, başın derde girer yani. Beni düşündüğünüz için sağ olun. Ama ben kimsesiz bir insanım. Geleceğe hiçbir yerim yok. Peki neden geldin buraya? Kocamdan kaçtım. Zorla evlendirdiler beyi. Gülizar Bağa Raziye abladan çok söz etmişti. Benden söylemesi kızım. Raziye sağlam ayakkabı değildir. Kimse kimseye zorla kötülük yaptıramaz. Orasını bilmem. Şimdilik duruma mukayyet ol. Ama burada kalmak istersen sana uygun bir yer ararız yani. Benim için niye bu kadar meraklanıyor? Bilmem. Temiz bir kadına benziyorsun. Hakikaten öyleysen başına bela gelmesini istemem. Ama Gülizar'ın yolundan gidecek olursan evvela karşında beni bulursun arkadaş. Ne olursun güzelim, sevsen beni. Yar deyip de sinene sarsan beni. Bir gün öldüreceksin. En sonunda sen beni, en sonunda sen beni. Dalgalandım da duruldum, koştum peşinden yoruldum. Binlerce güzel sevdim de anam, en son sana vuruldu. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz ya? Dalgalandım da duruldum. Ne o Necati? Sen mi veriyorsun gece yarısı? Yok senin, ben sana öyle gelmiştir şey. Sizinden doğru. Gizli bir vazifem var, külhan beyden yârim var. Onu tevkife geldim, ne talihsiz başım var. Bu sevdayı kalbime gömeyim, ben katilim peşine düşeyim, peşlerine düşeyim. Ya abla hayrola, bir şey mi oldu? Ah, evden atılıyoruz. Evden mi? Kira borcu birikti. Ay dediğin nedir ki göz açıp kapayıncaya kadar bir yenisi geliyor. Ev sahibinin de hakkı var tabii, onun da kendine göre hesapları var. Bu dünyayı topyekun denize atıp kurtulmalı. Ne oldu gene? Muhalle abacı anlatmadı mı? Taş kasaplı Necati Salozu zor kurtardılar elinden. Senin hikaye üzerine uzatıveriyordum kahvenin önüne. Öyle iki paralı kendini bilmezler için cinayet işleyip sabıkalı olmaya değer mi ayol? Son günlerde çok azdı zaten. Nasıl olsa bir yerlerden bulur belasını. Sen niye zırladın gene? Kira meselesi. Hani dayı beyimiz Keşan'dan havale telleyecekti? Bekle sen. Laf ola. Yazdı bir kere. O da aile sahibi. Başında eline bakan dokuz nüfus. Hangisine yetişsin? Ah ben de tekbir parayı kartuz hikayesine yatırdım. Yoksa çekerdim ev sahibini ayağıma, al derdim, al da paranın lükmü kadar konuş. Ama şey, bizim kebap güzel Severyan'a bir çıtlatsak vaziyeti, merhametli adamdır. Onu da bilirsin canım. Eli açıktır ama öte tarafı da zordur. Ah ah rahmetli Gülizar'cığım, sağ olsaydı kebap'a bir iş ve iki kahkaha cüzdanını açtırırdı. Valla kardeşimiz Gülizar'dan çirkin mi yani? Değil ama o kendiliğinden bir fedakarlık yapmadıktan sonra ben teklif edebilir miyim? Ne var yani, sen ona insanlığını yaptın her şey sırayla. Ben başkayım be Sabri. Öğrenemedim mi bunca zamandır? İyiliği iyilik için yaparım. Vicdanım için yaparım. Herhangi bir karşılık bekleyerekten değil. Şimdi o da idrak izan sahibi. İçimizi dışımızı biliyor. Kendi ben seni müşkül zamanında yalnız bırakmam demedikten sonra. Eğer iş benden hallolacaksa
Ben de elinin altında kalmak istemem. Yak bir cara. Yalancı sendin. Ha, yalan olur hiç. Bunları benden önce de Gülizar'a söyledin değil mi? Güzel karıydı. Lakin ne zaman ki kendini alakadarlık etmeyen hususata burnunu sokmuştur. Nedir o hususlar? Metalarla vakit zayi etmenin sırasıdır. Sen şimdi şu caradan çek iki nefes hele. Basıldınız. Rezalet bu. Düpedüz kepazelik. Bunun hesabını isterim. Emniyet memurları ne zamandan beri randevularında sermaye olarak basılıyor. Demir Çiğ'in orada bulunması kendisine verdiğimiz görev icabı. Soyunup dökülmesi de bir görev icabı. Böyle şeyi hafsalam almaz. Baskın hem aksi bir tesadüf hem de isabet olmuş. Esrarlı sigara içirmişler Demir Çiçeğe. Yoksa resimde görülen duruma düşmezdi. Ama gene de bir hayli ipucuyla bilgi edinmiş. Kayıp kızların bir kısmı o evde bulundu. Kendisi dışarıda, bizzat raporunu versin. Peki, al içeri. Gel bakalım Demir Çiçek. Olanlar pek hoş değil efendim. Bunu ben de biliyorum. Fakat çok şey öğrenmeme yaradı. Bu iş sadece kayıp kızlar ve beyaz kadın ticaretiyle kalmıyor. Uyuşturucu madde kaçakçılığıyla da ilgili bu adamlar. Ya ortada olmayan kadınlar? Gülizar da dahil öldürüldüklerini sanıyorum. Zaten iki kız kayıp. Bence çeteye şantaj yapmak gibi tehlikeli bir oyuna kalkıştılar. Ve canlarıyla ödediler bunu. Can sıkıcı da olsa başına gelenler bir şeye yaramış. Görevine devam edebilirsin. Yalnız dikkatli ol, böyle rezaletlere karışmanı bir kere daha asla affetmem. Basına verilen bültenle ilgilenin. Bu baskın meselesi fazla kurcalanmasın. Gösterdiğiniz alakaya teşekkür ederim efendim. Bir yerden gözümü sürüyor ama nerede? Tamam, boş. Merhabalar. Ne? Beni görünce keyfiniz kaçmış gibi bir haliniz var. Şu randevu evi baskını meselesi. Hikayeyi küllenmeye bırakmanı istiyorum. İstediğinizi yapmak için deli olmam lazım. Basılan ev, peşinde olduğum işin düğüm noktası. Bu yoldan giderek beyaz kadın ticareti yapan bir şebekenin izini bulacağıma eminim. Bak evlat, şunca zamandır aynı ipte oynuyoruz. Biraz delişmensindir falan ama seni severim. Biz hancı sen yolcu oldukça daha çok karşılaşacağız. Ahbaplığımız bozulmasın. Bir kere de söylediğimizi yap. Bırak şu işin peşini. Gazeteyle aram zaten koruk tadında. Kaç zamandır ilk defa neşeli bir haber düşürmüşüm. İşin bombası patlamadan öteki gazeteleri atlatmazsam pasaportu sağlama eleme verirler. Peki ama bu meseleyi neden es geçmemi istiyorsunuz? Bildiğime göre kayıp kadınlar meselesi sizin de tezgahınızda. Baskın hikayesi fazla kurcalanırsa peşinde olduğumuz şebeke huylanabilir. Belki de karşı tedbirler alacak. Gizli çalışan ve aralarına kadar giren bir memurumuzun bütün çalışmaları boşa gidecek o zaman. Hatta hayatı bile tehlikeye düşebilir memurumuzun. Görüyorsun ya, iş senin bir müddet için susmana bağlı. Şimdi anlıyorum. Onu tanır gibi olmuştum zaten. Boyna değişik kılıkta karşıma çıkmasının sebebinin hikmeti buymuş demek. Beni düpedüz aptal yerine koyuyorsun. Estağfurullah. Bu resimdeki kadının sen olmadığını belki başkalarına yutturabilirsin ama bana asla. Boşuna sinirlenme hayatım, biliyorsun meslek icabı. Bıktım usandım senin şu mesleğinden. Sen polislikten istifa etmedikçe benden ne rahat bekle ne de huzur. Çayını almaz mısın Adnancığım? Halim hiç umurunda mı? Şu işi bırakayım da evimde oturayım demezsin değil mi? Öyle önemli ipuçları geçirdim ki hele. Sonuna gelmeden ölsem bırakmam. Şerefimle bir zafer kazandıktan sonra istifa etmek isterim. Neymiş önemli bulduğun şey? Bu çetenin peşine beyaz kadın ticareti diye düştüm. Ama asıl meselenin büyük çapta bir uyuşturucu madde işi olduğuna ait deliller buldum.
Bütün şüpheler Kerkenez Raziye adında bir sürtüğün eski belalısı taş kazaplı Necati üzerinde toplanıyordu. Ama artık eminim. Asıl suçlu başka. Hiç akla gelmedik biri. Necati. Yanlış anlama yani. Ben geldiğimde cevlağı çekmişti. Bıçağından kimin temizlediğini öğrenmeye çalışıyordum. O hikayeleri karakolda anlatırsın. Oynama be kızım. Kendine gel taş kasaplı. Bana emniyette demir çiçek derler. Ey yavrum ey. Senin çiçek olduğun belliydi ama demirinin farkına varamamışım. Bırak gevezeliği de bıçağı yere koy. Şakam yoktur ona göre. Bozulma be güzelim. Biz de pek iyi deriz yani. Elimize yapışık diye. İnerim yumruğu suratın kar yağmış portakal bahçesine döner. Üf be! Ya bütün kadınlar senin gibi olsa halimiz ne olur be? Katil herif! Aç şimdi kulağının mikrofonunu. Madde 1. Ben Kerkenez'i öldürmedim. Öyleyse burada ne işin var? Namus davası ya. Adımız çıkmış ya bir kere. Vallahi herkes benden pireleniyor. Niyetim bu namussuzlukları yapan hangi ergeliyse onu enseleyip temize havale etmekti. Suçluları yakalamak polise düşer, sana değil. Sen hafiyelik oyununu bırakıp teslim olsan daha iyi edersin. Hakikat meydana çıkana kadar da bendeniz devlet kuşu hapishanede bit yarıştıracağım, öyle mi? Yavrum yok böyle hikaye. Şu anda seni tutabilecek durumda değilim. Ama yaz bir kenara. İlk fırsatta seni tevkif edeceğim. Nasıl, fasulye mi dedin? Bak kızım, beni tevkif etmenin sence tek yolu güzelliğinle kalbime duhul edip nikaha kandırmakla olur. Senden nikaha? Allah yazdıysa bozsun. Niye kız? Bir eksikliğimiz mi var evelallah? Akarımız kokarımız yok. Askerliğimizi yapmışız. Elimiz ekmekle tutmuş, tamam mı? Hadi sultanım, polisliğini rafa koy, hanımlığını bil de Necati kulun da sana böyle tevkif olsun yavrum. Bak size. Bak seni seveyim. Hayatımın fotoğrafını çektim. Dişi bond demir çiçekle ünlü belalı taş kasaplı Necati'nin romantik aşk sahnesi. Hey. Bırak makineyi elini. Kameraya bakayım. Şimdi belinin altına bir yastık koy da canın acımaz. Hadi eyvallah, görüşürüz bebeğim. İş yaptın değil mi? Fırt zırt her taşın altından çıkıp bir çuval inciri berbat ettin. Aşkınızın ateşine su serptim diye mi bozuldunuz hanımefendi? Hayır, bu dalalığına. Kızma be Hafiye abla, mesleğin cilvesi bu. Bu fotoyla hem gazeteden sepetlenmemi frenlerdim, hem de ikramiye alırdım, düşün. Büyük başarı. Basınla polis, el birliğiyle ellerindeki katili kaçırıyorlar. Ne övünülecek şey. Herkes fotoğraf çekiciğine Necati'yi yakalasaydı demez mi? Doğru. Ama ben de gazete hesabına çalışmak zorundayım. İstersen bir anlaşma yapalım. Pazarlıktan hiç hoşlanmam. Keyfin bilir güzelim. Siz Necati ile kavga ederken ben gelip resimlerinizi çektim. Bunlar gazetede çıkarsa belki filmciler beğenir, polislikten kovulunca artistliğe başlarsın. Hı? Ama bu meselede benimle çalışırsan şahane gözlerinin aşkına bir fedakarlıkta bulunur, suçlular yakalanana kadar saklarım filmi. Kabul mü? Kabul. That's fine.
You look like a proper Christian. Yes, I am. From States? Gevezeliği bırak da tarihi eserlere bakarak konuşur gibi yap. Burada sen varken tarihi eserlere kim bakar? Başladın gene sulla. Ne yaparsın, mesleki hastalıktır. Necati'den bir haber var mı? Onu bırak şimdi. En önemlisi Keborg. Aptal görünüşlü bir tehlike. Esrar partileri tertipleyen bir kulüpte üye olduğunu rapor ettiler. O kulübe girmenin bir yolunu bulmalı. Keborg'un verdiği esrarlı sigara çok hoşuna gitti galiba. Başlamayalım gene. Emredersin prensesim. Oraya girmenin bir yolunu bulmalıyız tanınmadan. Unutma, aramızdaki münasebet bir basın polis işbirliğinden öteye geçmeyecekti. Prensip anlaşmalarını bıraksak, arada bir kadın ve erkek olduğumuzu hatırlasak, işimiz biraz daha renklenmez miydi? Doğrudur Ertuğrul. Hı. İleri gidersen kendini tepe üstü yerde bulursun. Dur ama, bilmez miyim? Yalnız sen kadın mısın, erkek misin hala anlayamadım. Erkek miyim, kadın mı? Bu fena fikir değil. Tam bu batakhaneye göre ikiliyiz. Hadi yürü. Tam yerine düştük. Bütün bitloslar buraya toplanmış. Ağır baygın kokudan belli. Esrar çekiştiriyorlar. Müsaade var, biz burada oturmam. Yer var ise elbette ki oturabilirsiniz. Ben biraz dolaşmak yapmak var buradaki atmosfer alışmak için. Sizi bir yerden tanıyorum acaba? Ben çalışmak var Pentor üstünde. Zatınız ressamdır. Yes, evet, ben ressam. Beni gördü belki benim sergide. 3 yıl var ben İstanbul. Neşeli bir parça çal. Ben var işitmek iyi bir dostum. Burada var ekstra eroin var mı? Meşhur kelamatı bilmezsin. Arayan her bir şeyi bulur derler. Ne haber çapkın apiye? Şunu def edip gitsin Monsieur Keborg, ne olur. Senin ipucu gene koptu anlaşılan. Sen kal, ben dışarıyı bir kolaçan edeyim. Keborg'un hesabını kapattık. Hem de tertemiz. Kimse fark etmedi ya. Uçağım sessiz ve derinden çalışıyor. Bilirsin patronum. İyi. Keborg fazla boy göstermeye başlamış ortalıkta. Tut
yapıyorsun? Yakalayın! Allah kahretsin, kaçırdı şirketi. Patronu ne masa okuyacağız şimdi? Baba. Bu gece gelmeyeceğim, merak etme kızım, baban. Kavada balık gibi oynama kız. Yine mi sen? Ben ya. Başkasını mı bekliyordun? Muhabbetimiz uzayabilir. İyisi mi otur şöyle. Yaptıklarına bir de meskene tecavüz ekleniyor. Ağzın polis ağzı. Evimde işin ne? Kulunuzu tevkif edeceğinizi söylemiştiniz. Yolunuzu bekledik. Zatınızdan haber çıkmayınca da kendiliğimizden kalktık geldik işte. Kaba davrandığım için affedersin. Ama önce sen kalkıştın bu zor oyunlarına. Halbuki ben sana buraya katil olmadığımı bir kere daha söylemeye gelmiştim. Uyumadan önce masal dinlemeyi çoktan bıraktım. Ya lafımızın lastiğini çekme de içimizdekini dökelim be güzelim. Taş kasaplı bir laf söyledi mi %1500 şakul çekilmiş gibi doğrudur. O rezillik dümenlerle hiçbir alakadarlığımız yok yani. Evet, bıçkın taifesiyiz. Adımız belalaya çıkmış ama o beyaz zehir, kadın ticareti, cinayet işlerinden falan değil yapmak, adımızla yan yana lafını edenlere bile kanım bozulur yani. İzini kaybettirmek için sırasında kendi adamlarını bile harcayan o şebekenin ervahını dinamitlemeye karar verdim bir kere. Hem öyle ipuçları buldum ki. Sen salona in, hemen giyinip inerim. Orada konuşuruz lafın gerisini. Oldu. Cepte metelik yok, gönül tüter mi? Bu güzel evde ısırgan biter mi? Bizim mahallede bülbül öter mi? Ha, bu herif de kim ya? Aynalı façalı bir herif. Ferhunde'ye sevgilerle. Yeah. Demek küçük hanımın kalbi boş değilmiş ha? Geçelim güzelim, geçelim güzelim, gel bu sevdadan. Geçelim güzelim, geçelim güzelim, gel bu sevdadan. Teşekkürler. Bir şey değil. Şimdi işin başından başlayalım. Önce Kerkenez Raziye ile alakanı anlatmanı isteyeceğim. Bir zamanlar dalgamdı ama sonra bir takım karışık dümenlere bulaştığını çaktım. Esrara tutulmuş, zor durumda kalmış bir takım masum genç kızları, kadınları da kötü yola sürüklüyor, randevularında çalıştırıyordu. Tabii vazgeçirmek için çok çalıştım ama ne söz ne de dayak tesir etmedi. En sonunda böyle felini şaşırtacak bir okşamayla çektim kapıyı alasmaladık. Bende yalan yok. Ne de olsa geçmişimiz vardı, alışmıştım ona. Fakat uzak durdum tabii. Sabri Kaşkavalı ile dost oturduğu halde
Gizliden haberler gönderiyordu bana. O gece mahalledeki izbede buluşmanız da onun isteği miydi? Onu da biliyorsun ha. Ama senin başını derde sokmamasını söylemek için onu oraya çağırdım. Böyle çetin ceviz çıkacağını nereden bileyim? Kötü yola düşürüp sonra her nedense harcayıverdikleri Gülizar'ın akıbeti önümüzdeydi. Artık inanıyorum sana. El birliğiyle çalışırsak hem şebekeyi ortaya çıkarırız hem de sen bu şüpheli durumdan kurtulursun. Gene gözünden vurdum turnayı. Çipçakçı bu sefer suyun ısındı. Hadi al abdestini bakayım. Ne yapıyorsun be evladım? Kızını başkalarına sakla. Bu işte Ertuğrul da bizden çalışacak. Ertuğrul da kim ya? Taş kasaplı Necati çevrilen işlerde Raziye'nin rolünü anlattı. Bildikleriyle faydalı olabilir bize. Ne şamın şekeri ne arabın yüzü. Böyle konuşma. Erkekçe tokalaşmanızı istiyorum. Hadi bakalım. Böyle fırt fırt olmadık yerde muhabbete limon sıkmazsa benim için a boş tabii. Şöyle. İşimize bakalım şimdi. Dinleyin beni. Kevork'u öldürenlerin başında Kaşkaval Sabri vardı. Yok ya. Kendi ağzından duydum bıçakladığını. Vay canına. O iti görünce tüyümün bozulması boş yere değilmiş demek ha. Bir fikrim var. Ne? Kaşkaval Sabri'yi kaçırıp konuşturma. Ne? Onu yakalayınca ötekiler de üstümüze gelecektir. Bak böyle cilalı fikirlere de bayılırım ha. Biraz tehlikeli değil mi? Hadi ya. Madem yeri biliyorsun polis de bastıralım. Eyvallah. Şef balık gibi ellerimizin arasından kaçsın diye mi? Herifin hüviyetini meydana çıkarmadan polise haber vermek yok. Hem sen korkuyorsan gelme, zorlamıyoruz. Ananın yanında kim, otur. Ben mi korkacakmışım? Gülerim aklına. Her ne kadar dayı pozlarımız yok. Adımız bıçkına çıkmadıysa da cesaretimiz dört köşedir evvelallah. Kimseden de aşağı kalmayız ha. Hala küçük komando grubumuz hemen işe girişebilir öyleyse. İşte burası. Şuradan girebiliriz. Şuradan. Şimdi kaçtı mı gırtlağımıza papazın sakalı? Herifler oturttular mı bizi kuş tüyüne? Çok fena oldu, yetişemedik. Kaşkaval, tam buldun eşek cennetine transfer olmanın zamanını değil mi? Esaslı resim olacak. Oğlum tencerenin dibi tuttu, sen hala fotoğrafçılık davasındasın be. Ne yapalım meslek aşkı abi? Bırak meslek aşkını. Herifler bir kravat da zatenizin kıymetli boynuna geçiriverecekler. Pili bitmiş radyo gibi susuverdiniz ablacığım. İş sırasında gevezelikten hoşlanmam. Şimdi ayıba soban doğradın işte. Bizimki gevezelik değil. Vaziyeti coğrafyayı mütalaa buyurmak. Acele müdüriyete gidip Kaşkaval Sabri'nin ölümünü bildirmeliyim. Ben de gazeteye uğramazsam kaytarıcılıktan dolayı sepetleneceğim. Öyleyse bana da mahalleyi iskandil etmek düşer. Bakarsın boşboğazın biri Kaşkaval mevzuunda bir kelam sallar da bu alengirasyonun göbeğindeki düğümü çözeriz değil mi ya?
Öğleden sonra da bizim evde buluşuruz. Aa, öyleyse posta. Yeni bir cinayet daha mı? Raziye, Kevork Güzelseveryan derken şimdi de Kaşkaval Sabri öldürüldü. Uyuyor musunuz siz? Aksine, gözüme uyku girdiği yok iş peşinde koşmaktan. Maşallah, ne koşma ne koşma. Başarından dolayı Emniyet Müdürlüğü'nün kapısına heykelini dikmek lazım. Biz seni katili yakala diye görevlendirdik, sen ölü sayısını arttırmakla meşgulsün. Onun kabahati ne şef? Doğru, asıl kabahat bende. Sana kanıp böyle bir işe kadın memur koydum. Fakat çok önemli izler üzerindeyim. İzlerinin sayesinde de pek yakında şehir koca bir mezarlığa dönecek. Polislik kadın kısmının neyine ki? Elinin hamuruyla erkek işine karışacağına, evinde otursun, kocasına yemek pişirsin, sökük diksin, çocuk büyütsün. Sıra ona da gelecek efendim. Haklısınız, evlenip meslekten ayrılmak niyetindeyim. Yalnız bana son bir fırsat vermenizi rica edeceğim. Bu işi alnımın akıyla bitireyim, sonra istifa ederim. Vallahi onu bunu bilmem ben. Sana son olarak 3 gün mühlet. Ya çeteyi yakalarsın, ya da kısımlardan birine geçer, makinanın başında daktiloluğa başlarsın. Attınız mı, tavanlar çöker palavranın dehşetinden. İşe gelince pos, puh sana. Bir de 1 numaralı polis muhabirim diye boy gösterirsin ortalıkta. İnsandan meslek haysiyeti ar haya damarı olmalı. Okuman yazman yoksa başkalarına okut da öğren. Tekmil gazeteler sütun sütun esrar tekkesindeki cinayetten bahsediyorlar. Bizimkinde ise yüksek başarınızın sayesinde tek satır bile yok. Ne fakatı, ne şeyi? Biraz sabrederseniz bu mevzuda bütün gazeteleri atlatacak bomba haberlerim var. Ya? O bomba başınla patlar da senden kurtulurum inşallah. Senin hiçbir sözüne inanmıyorum artık. Geceleri pavyon pavyon sürtüp içkiden sızarsan böyle olur tabii. Yemin ederim ki işin peşindeyim. Onu bunu anlamam, bu son. Gazeteden kestim ilişiğini. Çıkarken vezneye uğrar alırsın hesabını. Sen de kurtul, ben de. Onca didinmemin, gayretimin mükafatı bu mu? Açlıktan sürünmemen için son bir fırsat veririm. Aylık yok. Haber getirirsen parça değerine göre para alırsın. Şu halde yakında öyle bir haber getireceğim ki... ...değerini verirseniz ya milyoner olurum ya da gazetenin ortağı. Elimden bir kaza çıkmadan defol git... ...yoksa ilk haberin işleyeceğim cinayet olur, hadi. Eyvallah. Sizi insan mertebesine sokup nüfusa adam diye kaydeden memurun kalemini besteleyeyim be. Arkadaşlık kim, siz kim be? Niye bozuluyorsun be Necati abi? Bozulmak az bile. Zihnimin çemberi morardı sinirimden. Hele sen. Hani ustandı Kaşkaval Sabri? Hani abindi? Herifi bekar çamaşırı gibi ipe getirdiler de... ...bu bizim dostumuzdu. Bir iskandil edip arayıp sorsak... ...kim bu cinayeti işleyen kahpe demediniz be? Ben Sabri'nin yakını olsaydım... ...onun kalıbını kim dinlendirdiyse... ...düşerdim peşine, basardım nasırına. Ne bilelim biz be abi? Tabii ya, kahvede bit kırarsanız tabii bilmezsiniz. Kuluçkaya yatmış gibi uyuyorsunuz be. İnsan bir kımıldanır ya. Zihniyatını işletin. Sabri'nin düşmanı kimdi? Son zamanlarda zıtlaştığı, çatıştığı bir kimse var mıydı diye bir düşünür. Neyse, zaten size selam vermek bile insanlığa ihanet be. Boşuna çene çalmışız, yazık. Necat abi. Ne o, Arakçı Mois? Nasılsın, iyi misin? Sana ne benim saatimden be? Ablana içki visi mi alacaksın? Ay, yok yani ya, bende var çok yazılı bir haber. Ne haberi be? Kaşkaval Sabri hususatında. Çıkar şu baklayı ağzından. Kaşkaval'in yazılı yeriyle sizlerin bilmediği arkadaşlarını tanıyorum. Tanıyorsan söyle. Arasız olmaz, masrafı var. Lakırdının ne masrafı olur be? Söyleyeceksen söyle, yoksa bir tane patlatırım... ...babanın mezarda kemikleri çatırdara. Yoldur sen söylemem. Sus işte, paramız yok. Benim de yok, başkasına sitarayım. Hadi gel başımın gözümün sadakası. Al şu 5'liği de dökül bakalım baklaları, hadi bakayım. Kurtarmaz be abicim. Bana bak oğlum, kefenin cebi yok. Tek lira daha istersen... ...cesedinin başında hahamı görürsün... ...paraları da mezarlıkta harcarsın. Al şu 5 kağıdı da anlat dedik sana, hadi bakayım hadi. Senin yüzel atarın için peki, hadi yürü. Hadi. Buradan içeri girersin. Evet. Hadi bana müsaade.
Ne müsaadesi be nereye? İçeri girmeye korkarım, yapma. Sana bir tane patlatırım korkuyu anlarsın. Kese kağıdı kılıklı herif sen de. Yürü. Hadi. Eller yukarı. Ah şimdi yedik mi ayvayı? Kaçmaya kalkarsan... Merak etme, gömleği deldirmek istemem. Daha yeni aldım. Hadi al şu elliliği de toz ol. Tek kelime söylersen başına geleceği bilirsin. Merak etme, söylemem. Kur'an çarptın ki söylemem. Arakçı Muhis, sattın beni ha. Ama Allah büyük, geçeceksin bir gün elime. Yürü! Kallanma. Serseriyi yakalattık şef, huzurunuzda. Şu hale bak. Kalkmış haddini bilmeden hafiyelik oynamaya. Ama bu oyun pahalıya mal olacak sana. Zürtüz ama... Evelallah pahalıya ucuza bakmayacak kadar da cömertizdir yani. İyi işte hayatında cömertçe verirsin. Boş ver be kardeşim. Bizimkine de hayat mı diyorsun yani? Hani dünya yansa böyle ardından ağlayacak bir hasırım bile yok. Ne geveze herifsin sen be. Emredin keselim dilini şef. Zamanı var. Önce bazı pis işler için onu maşa olarak kullanacağım. Kendi kendine gelin gibi oluyorsun. Bendeki maşa eline büyük gelir. Öldürsem bile bir milim kötülük yaptıramazsın bana arkadaş. Yapacağın iş o kadar zor değil. Hafiyelik heveslisi ablan demir çiçeği burada öldüreceksin. Çünkü canımı sıkmaya başladı artık. Bu meselenin kapanması lazım. Kadın kafasının hazmedemeyeceği kadar çok şey öğrendi. Onun kuş beynini ezecek en münasip insan sensin. Çünkü görevini yerine getirirken senin izini tespit etti. Sen de gebertmek zorundasın. Nasıl? Ay yavrum ay. Bunu şu köpeklerin bulunmadığı yerde söyleyecektin ki... ...gör bak taş kasaplı Necati o saksı kafanı nasıl katır tepmişe çevirecekti. Ama hevesin kursağında kalacak. Kıza dokunmayacağım. Yapacağım tek şey... ...suratına tükürmek. Bırakın. Bunu pahalı bir dayakla ödetirdim sana ama burada olmaz. Planım bozuldu. Çıkarın bu iti kuleye de başına gelecekler orada hikaye edeyim. Sana şimdi bir afyon iğnesi yaptıracağım. Seni yakaladıkları zaman kanındaki afyon miktarı herkesi şaşırtacak. Bu hunharca cinayeti insan şuurunu kaybetmeden işleyemez diyecekler. İşimi bozmaya kalkanları öldürmekten zevk alırım. Ama cezalarını başkalarına yükletecek kadar da zekiyim. Bu kadar zeka akrepte de var be. Gülizar'ı, eroin kaçakçısı Keork'u, eski dostun Kerkenez Razi'yi... ...son olarak da rakibin Kaşkaval Sabri'yi öldürdün. Demir Çiçek senin izine düşünce de sıra ona geldi. Nasıl? Nasır değil kan çıbanı. Serserinin işi tamam. Kızı buraya getirince bu dava biter. Yürüyün. Şşt. Taş kasaplı. Hey! Oğlum Necati. Uyan uyan kendine gel. İşler karıştı iyice ha. Bana bak. Kapı yutmak üzeriz. Ah, kap dedim de aklıma geldi ya.
Oh be! Şöyle beynimiz işlesin, dizlerimize biraz derman gelsin ya. Yuttuğum şeyi merak edenler az bir şey sabretsin, sonunda nasıl olsa öğrenecekler. Biz buradan tüyelim bir an önce, yoksa demir çiçeğin hali harap ha. Kaçmalı buradan hemencecik, kaçmalı, kaçmalı yavrum kaçmalı. Demir çiçeğe haberler salmalı, salmalı yavrum salmalı. Hayatını güvene de almalı, almalı yavrum almalı. Kaçmalı buradan hemencecik kaçmalı, kaçmalı yavrum kaçmalı. Yandım demir çiçek, yandım elinden, elinden çiçek elinden. Çok sallama tabanca düşer belinden, belinden çiçek belinden. Kaçmalı buradan hemencecik kaçmalı, kaçmalı yavrum kaçmalı. İnsan özledi mi ayrılığa katlanamıyor. Teşekkürler. Özlemin dışında bir de şu evlilik meselemizi görüşmeye geldim. Tahammülüm tükendi artık Ferhunde. Eğer maksadın bana azap çektirmekse... Merak etme. İstediğin oldu sayılır Adnan. Emniyet müdürü 3 gün içinde çetenin elebaşısını yakalayamazsam... büro hizmetinde daktiloluğa başlayacağımı bildirdi. Yani? Ben de sekreterlik yapmaktansa... yuvamın kadını olmaya karar verdim. Kendimi sana adayacağım artık. Sana yemekler pişirip... söküklerini dikeceğim. Adet kapımızı çaldı desene. Hı hı. 3 gün içinde çete reisini yakalayabilecek misin acaba? Elinde ipucu var mı? Ne oldu sevgilim? Niye cevap vermiyorsun? İpucu sormuştun galiba. Evet. Bilmem, belki de bulmuşumdur. Neymiş bulduğun ipucu? Niye merak ettin? Hani mesleğimden sıkılırdın? Seni seviyorum ya. Seninle ilgili her şey beni de ilgilendirir tabii. Bulduğun ipucu manası olsa bile. İpucu falan bulduğum yok. Sadece yerde kopuk bir düğme buldum. Senin olsa gerek. Kopmuş mu? Yakında işten kovulacağıma göre şimdiden dikiş talimine başlamalıyım. Ben de duacın olurum sevgilim. Yuvamızın ilk faaliyeti dikeceğin düğmem olsun. Sonra da çıkıp biraz dolaşırız, değil mi şekerim? Elbette. Nereye götürmeyi düşünüyorsun beni? Neşeli bir yere. Nedense canım sıkılıyor biraz. Sana bir şey söylesem canının sıkıntısı artar mı acaba? Söyle yavrum, nedir? Müstakbel yuvamız için ilk faaliyetim olan şu diktiğim düğme var ya. Onu bizim evde bulmadım. Ya nerede buldun? Kaşkaval Sabri'nin asılı olduğu odada. İyi bir polissin ama iyi bir aile kadını olamayacaksın sevgilim. Niye? Ölüler evlenemez de ondan. Unutma ki ben ne Sinoplu Gülizar ne de Kelkenez Raziye'yim. Bu silah bana sökmez. Doludur yavrum. Elimde tetiği çekerken hiç titremez. Komşuların da kulakları sağır değildir bir tanem. Ateş edersen senin de sonun olur. Bizim mahalleli meraklıdır da üstelik. Bir üşüştüler mi bir yere kaçamazsın. Gelen zibidiye bir şey sezdirmeden çıkıp gidelim buradan. Yoksa ölüler listesi kabaracak. Bakma yumuşak görünüşüme, insafım yok. Ondan şüphem yok. Ben zaten ölmüşüm.
Kendine acımıyorsan oğlan aç, hadi. Kapıdan gözleyeceğim seni. Merhabalar, ne haber? Haber sende. Haber kötü, ben gazeteden kovuldum. Sen ne yaptın? Ben de kovulmanın eşiğindeyim. Ama istifa edip kendimi evime, eşime vereceğim. Bak, nişanlımı tanıtayım sana. Memnun oldum. Eğer toka etme işinizin sebebi yenge içinse, benim dünya aret kardeşim o. Birlikte bir iş peşindeyiz, o kadar. Ya. Özür dilerim. Kolum biraz rahatsız. Biz Adnan'la gitmek zorundayız. Necati'yi beklersin sen. Gelince nişanlımla çıktığımı söylersin. Bütün içkiler sizindir. Gidiyorsunuz demek. Ne yapalım? Peki. Ne zaman dönersiniz? Balayına gidiyoruz. Ne zaman döneceğimiz belli olur mu? Hadi sevgilim. Gidelim. Hay Allah. Teres, ne olacak? Gül gibi kızı aramızdan çekip aldı. Nereye götürüyorsun beni? Senin için hazırladığım cenaze merasimine. Seçtiğim ölüm tarzını sen de beğeneceksin. Hoş geldin Gündüz Fener'e. Bırak gevezeliği be, demir çiçek nerede? Demir çiçek mi? Hayır, demir çiçek. Demir çiçek balayına çıktı. Saçmalamasana be. Niye saçmalayayım bak? Hıh, işte şu herif aldı götürdü, evleniyorlarmış. Ne ya. Evlenmesi ya? Çetenin reisi bu herif be. Aman deme. Hem de imansızın katmerli cinsinden. Demir çiçek surlarda öldürecekler. Ölüsene duruyoruz, yetişelim. Yetişelim, koş. Bu taraftan. Misafir zorlu çıkmadı ya şef. Yok canım. Kuzu kuzu geldi. Taşınmak için her şey hazır mı? Her şey toparlandı. Son kamyon da akşama çalacak. Yukarıdakinden ne haber var? Uş olup uçmayacağına göre yukarıda Azrail'i bekliyordu. Ve aksilik oldu. Planı değiştirmek zorundayım. Buraya getirin herifi. Vay canına, herif duymuş. Patrona haber verelim hemen.
Senin şu zımbırtı 40 yılda bir işe yarayacak galiba. Demir Çiçek, Demir Çiçek, yakaladık onu. Yaşadım gene, resme bak, resme. Kendine geliyor doktor bey. Geçmiş olsun Ferhunde Hanım. Hepimize korkulu saatler yaşattınız. Telefonla bildirin Ferhunde Hanım'ın babasına durumu. Başla doktor bey. Evet, ben doktor Necati Kayahan. Taş kasaplı Necati de gerçek hüviyetimi gizlemek için bir paravan, emniyetle işbirliği ederek yarattığımız uydurulmuş bir şahsiyetti. Hep sizin gibi emniyet memurları hüviyet değiştirecek diye ya. Peki ama neden? Emniyetin çalışmalarına paralel olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın da uyuşturucu maddelerle mücadele faaliyeti var. Ben bağlı bulunduğum bakanlık hesabına gizli çalışan bir doktordum. Çete reisi Adnan'ın yaptığı afyonlu iğneyi de yanımda taşıdığım karşı tesirli bir ilaç sayesinde zararsız geçiştirdim nitekim. Adnan? Yakalandı. Cezasını çekecek. O düğme meselesine kadar ondan şüphelenmek aklımın ucundan bile geçmezdi. Görevini başarıyla tamamladın. Kan ve dehşetle örülmüş olayları unutalım artık. Ne zaman ayağa kalkabileceğim? Bu evlenme teklifime vereceğin cevaba bağlı. Teklifini yapmış mı oluyorsun böylece? Tabii. Cevabını da sabırsızlıkla bekliyorum hemen. Cevabım ya menfi olursa? O zaman ebediyen bu yatakta yatarsın, ben de sana bakarım. Ya müsbet olursa? Kendini ayağa kalkacak kadar kuvvetli hisseder etmez kalkabilirsin. Yılın fotoğrafını çektim. Ulan deve, gözünün üstüne bir tane patlatırım. İlk yazıda tirajı fırladı gazetenin. Patronun göz bebeği oldum. Röportaja son resim olarak da bu pozu veririm. Dikkat et, bu sonuncu değil. Nikah bekleriz. Onlar gitti, yalnız kaldım hastanede. Gözyaşımı sorun siz rasathaneye. Sevgilimle gidemedim pastaneye. Dur be kardeşim, Ertuğrul. Ne var, ne istiyorsun gene? Ya ağlatacaksın bizi be, bu hikaye böyle biter mi ya? Demir çiçeği aldın gittin, ne yapayım? Ne mi yapacaksın? Hep beraber düğün şarkısı söyleyeceğiz. Hadi bakalım. Karakol